Evet sevgili dostlar, bugün size aslında çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Fotoğrafı algılamak konusunda size çok büyük yol kat ettirecek bir konudan bahsedeceğim. Ancak profesyonel fotoğrafçının gerçekten çözdüğü ve bildiği bir konu. Ama niçin sizin de çözmeyesiniz? Aslında çok daha karışık olmadığını anlayacaksınız. Ne var ki bugüne kadar izlediğim birçok içerik anlatıyor ama mantığını sizlere anlatmıyor. Ben size bugün mantığını ve ne, neleri algılamanız gerektiğini, bundan dolayı da kendi deneme ve yanılmalarınızla kendiniz geliştirebileceğiniz o basit mantık kavramını anlatmak niyetindeyim. Konumuz uluslararası e, tabiriyle histogram, Türkçesi yoğunluk dağılımı. Ben Erdin Şamaç. Fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Sevgili dostlar, histogram nedir? Histogram, gerek fotoğraf makinenizde, gerek işlediğiniz fotoğraf işleme programlarında böyle bir grafik gibi olan bir şeydir. RGB, siyah, beyaz, artı gri'nin e, yoğunluk dağılımını gösteren bir grafiktir. Fuji filminizde menüye girip, kur menüsüne gelip, Oradan ekran ayarlarına geçip ekran ayarlarından da 3. sayfanın başında kişisel ayarı göster. Tıkladıktan sonra oradan da yoğunluk dağılımını mutlaka işaretleyin. Bunu yaptığınızda ve kameranızı açtığınızda daha doğrusu öndeki kapağı çıkarttığınızda yönelttiğiniz kameranızı yönelttiğiniz değişik ortamlarda bu histogramın sürekli değiştiğini göreceksiniz. Ha hoş sizin şu anda fotoğraf makinenizde gördüğünüz histogram luminans histogramıdır. Yani parlaklık histogramıdır. Tam renk histogramını vermez ama olsun. Çünkü neticede raw çektiğiniz zaman sizin kameranız renk yoğunluk dağılımı datalarını toplar bilgisinde. Ve siz daha sonra fotoğraf işleme programında bu yoğunluk dağılımını istediğiniz gibi değiştirirsiniz. Gelin bilgisayar üzerinde neden bahsettiğimi göz atalım. Bunun için gözlüklerimi takmama izin verin. Bunun için size bugün e, Lightroom'u kullanacağım. Lightroom'u açalım. Ve Lightroom'da sizin için şöyle birkaç tane birkaç tane kare ayarladım. Önce bir siyah kare ile başlayalım ve histogram şu sağ tarafta duran şeydir gördüğünüz gibi. Sağ üst köşenizdeki grafik yerinizdir. Gördüğünüz gibi siyahta tek bir çizgi var. Ve bu çizgiyi ne yaparsanız yapın, hangi ayarı oynatırsanız oynatın hiç kımıldamaz. Çünkü tam siyahtır ve tam siyahta herhangi bir renk bilgisi yoktur. Bu tam beyaz işine geçerlidir. Ama onun haricinde RGB dediğimiz aslında red, green ve blue renklerinde aslında her iki diğer renginde dataları mevcuttur. Mesela buraya baktığınız zaman mavi açıyorum ama bu sadece maviden müteşekkil değil. Aynı zamanda kırmızınız ve yeşiliniz var. E, bu kırmızınız için de geçerli. Yeşiliniz için de geçerli. Her üç renginde datası mevcut bu renklerde. Şimdi siz herhangi bir fotoğrafı açtığınızda ve o fotoğrafın üzerinde işlem yaptığınızda, çok özür dilerim. Lised yapalım mı? Ha, Herhangi bir işlem yaptığınızda mesela pozlamayı artırıyorsak neyi artırdığınızı düşünüyorsunuz? Işığı çoğaltıp azalttığınızı mı düşünüyorsunuz? Gelin bunu bir renkte deneyelim. Ve şaşıracağınız bir şey göreceksiniz. Aslında siz ışığı azaltıp çoğaltmıyorsunuz. Siz sadece elinizdeki mevcut renk datalarını, ya açıyorsunuz ya da koyulaştırıyorsunuz sevgili dostlar. Ya aslında sizin bu pozlamanızın ışıkla alakası yok. Renkle alakası var. Bundan dolayı renk yoğunluk dağılımı ayarları yapıyorsunuz. Bunu yaparken bu kırmızı için de geçerli. Yeşil için de geçerli. Bunu anladığımıza göre o halde herhangi bir renkli resme gelin. Şimdi burada ne görüyorsunuz bu histogramda? Histogramınızda aslında 5 tane bölüm var. Bakın ve bir 5 bölüm lightroom o yüzden biraz da seçtim. Size anında nereden data verebilecek? Şu aşağıya bakın ve bölümleri tek tek inceleyin. Ne diyor burası? Burası beyaz bölümüymüş. Burası neymiş? Highlight bölümüymüş. Yani parlak bölümüymüş. Burası pozlama bölümüymüş. Yani orta tonlar. Burası neymiş? Shadow diyor yani gölge. Burası da siyah bölümünüz. Sizin yapmanız gereken çok, tehlike, çok ince bir detay var. Buraya baktığınız zaman clipping dediğimiz yani dikkat et datanın dışına çıkıyorsun anlamına geliyor. Clipping dediğiniz zaman burada sağ altta gör, resmin üzerine resminin üzerine gördüğünüz kırmızı noktalarda artık data kalmadı anlamına geliyor. Herhangi bir işlem yapılamıyor. Yani tam beyazı yakalamış vaziyettesiniz. Biz bunu mesela diyelim ki iyice açarsak bu sefer clipping'e geldiğimiz zaman daha çok beyaz noktanın kaybolduğunu göreceğiz. Aynı şekilde bunu tam tersine götürürsek eğer burada da gördüğünüz gibi artık şu mavi bölgelerde hiçbir data kalmamış vaziyette ve bunu kaybediyoruz. Burada ne yapıyoruz biz sevgili dostlar? Buradaki bölgelerde ay oynayarak arzu ettiğimiz doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Bu her zaman Instagram'ı takip edeceksiniz anlamına gelmiyor. Tabii gözünüze de güveneceksiniz ama Gözünüze bir yere kadar güvenebilirsiniz. Bir yerden sonra buraya başvurmakta fayda var. Biz burada her, hemen bir tane clipping gördüğümüz için, clipping'de beyazda olduğunu gördüğümüz için beyazı bir kere azaltarak bu clipping noktasından çıkabiliyor muyuz bakalım? Çıkamadık. Peki o halde buradan deneyelim. Pozlamadan highlight'tan deneyelim. Highlight'ta clipping'ten çıkmış vaziyetteyiz gördüğünüz gibi. Demek ki neymiş birazcık daha buradan ha. Clipping'imiz burada nerede bitiyor? Şurada bitiyor clipping'imiz. Dolayısıyla burada kaybolmuş olan bir takım beyaz beyazdaki bir takım detayları geri kazanmaya çalışıyoruz ve birazcık daha ayarlayalım. bu sefer de biraz bu sefer de biraz gözünüze de güvenerek resme de bakarak beyazdaki detayları geri kazandık. Burada bakıyoruz gölgemizde herhangi bir clipping yok bu tarafta yok. Şu şu demek burada gölgelik gölgelik fazla bir bölüm teşkil ediyor gölgeyi birazcık açar isek biz onun eğer birazcık daha orta tona getirmiş oluruz gölgeyi ki orta tona yaklaşması tabii ki iyi bir şeydir ama arzu ederseniz siyahı da artırabilirsiniz ama bu sefer yine clippinge sokarsınız o kadar gerek yok ha, neticede bunlar artistik tercihler de olabilir ondan sonra ne yapıyoruz shadow açtık ama burada clippinge yine fazla yaklaştık onun haricinde Bakıyorum eğer ki pozlamayı azaltırsam, çoğaltırsam clipping'e uğramadan nasıl bir tercih yapabilirim? Şöyle az bir şey mesela parlaklığın artmasına hayır demem. Ama highlight'ı birazcık daha azaltabilirim. Hatta white'ı da birazcık azaltabilirim. Birazcık daha ortaya çıktı detaylar. Şimdi bütün bu ayarlamaları bitirdikten sonra kontrastın ne yaptığını göreceksiniz. Kontrast bu ayarlarınızı yaygınlaştırıyor. Ve yaygınlaştırırken de resminizi parlaklığı bu sebepten dolayı veriyor. Ne yapıyor? Aslında highlight ile gölgeyi birbirinden ayırarak e, kontrastı artırmış oluyor ve detayların üzerine de vurgu yapmış oluyor. Ondan sonra arzu ederseniz bir parça klaretinizle beraber yukarı çıkartabilir ya da aşağı indirebilirsiniz. Buradan da tekrar yukarı baktığınız zaman texture ama texture bu sefer clipping meydana geliyor gördüğünüz gibi. Clipping'e hiç fazla dokunmayacağız. Tekstürde kalsın olduğu yerde. Şimdi bir öncesine bakalım. Ve bütün bu ayarlamaları histogramdan yaparak ne hale getirdiğimizi görün resmi. Şimdi başka bir fotoğrafı ele aldığımız zaman burada şaşırmayın tabii ki burada ağırlık olarak gri bölgenin daha yoğun olduğunu göreceksiniz. Ne demiştik? Dört bölgeyi aslında dört tane rengin yoğunluğunu ayarlıyor histogram. Daha doğrusu fotoğraf ya da siz burada ayarlama yap, yapacağınız zaman. O da nedir? Gri bölgeniz, maviniz, kırmızınız ve yeşiliniz. Değil mi? Burada bu tarafta ve bu tarafta kırmızıların şeyin üzerine, gri'nin üzerine çıktığını görüyorsunuz. Neden? Çünkü gölgede de kırmızımız var. Açık alanda da yani parlak alanda da kırmızımız var. Dolayısıyla onun olması abartılı ya da aşırı bir şey değil. Şimdi... Bu bölge siyah bölgemiz. Bakalım siyah bölgeyi açar isek ne yapıyor fotoğraf? İstediğimizi yapmıyor. Öncelikle shadow'umuza bakacağız burada. Shadow'umuzu azalttığımız zaman yani artırdığımız zaman, shadow'u açtığımız zaman bu bölgenin biraz daha ortalara geldiğini görüyoruz. Çok istemiyoruz. Gölgemiz gölgemiz kalsın istiyoruz çünkü neticede değil mi? Ondan sonra parlak alanımızı birazcık artıracağız. Ya da ne yapabiliriz biliyor musunuz? Genel exposure yani pozlamayla hepsine bir parça sağa doğru punch verebiliriz ki daha böyle yaygın bir fotoğraf elde edebiliriz. Ama burada bir parça ben e, tüylerin kaybolduğunu, detayların kaybolduğunu bundan dolayı da highlight yani parlak alanı ben biraz azaltmaktan yanayım ki bu detaylar geri gelsin. White ta herhangi bir evet. White'ı da bir gıdımcık azaltırsam gördüğünüz gibi. Ama ben burada gölgeyi çok içeri aldığım için siyah ile beraber siyahı birazcık daha clipping'e yaklaştırarak ha biraz azaltarak gölgeyi daha doğal hale getirmiş oluyorum. Clarity arzu ederseniz buradan yapabiliriz ama yükseltiyor gerek yok. Ne yapıyorduk geriye? Kontrastımız ile bir parça yayıyorduk. Ama yayarken gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı bir parça fazlalaşmaya başladı ve clipping'e soktuk onu. Ne, ne istemiyoruz? Bunu da daha sonra başka yerden ayarlayalım. Bunu da arzu ederseniz renklere gelelim. Renklere gelelim ve lüminanstan ayarlayalım. luminanstan kırmızı da, kırmızıyla ilgili sıkıntımız var diye mi? O zaman direkt olarak redimizi bir bakalım. Açalım. Ya da koyulaştıralım. Clipping gitmiyor. Demek ki clipping gitmediğine göre bizim ne yapmamız gerekiyor? Gölgelerimizi birazcık ya da siyahımızı birazcık azaltmamız gerekiyor. Tamam siyahımızı bir azalttık. Ondan sonra o zaman kırmızıyla ilgili problemimiz kalmadı sevgili dostlar. Şimdi bu resimleri tek tek incelediğiniz zaman böyle artistik e, karelerde çekebilirsiniz. O artistik karelerde de e, tercih tamamen size ait oluyor. Yani bunu birazcık farklı da oynayabilirsiniz. İlla buraya uymak zorunda değilsiniz. Ama burada ne görüyoruz Instagram'a baktığımız zaman? Diğer renkleri dağılımın oldukça dengeli olduğunu ama mavinin burada oldukça fazla olduğunu. E çok bu da çok doğal çünkü gökyüzü bu fotoğrafın çoğunu temsil ediyor. Dolayısıyla bu bizi şaşırtmamalı. Şimdi burada ne görüyoruz? Ben birazcık daha bu rengi, bu fotoğrafın aydınlanmasını istiyorum. Dolayısıyla renkleri bir parça açacağız. Önce nereden deneyeceğiz? Tabii ki pozlamadan deneyeceğiz. Pozlamada arzu ettiğimiz bir gıdımcık artırımı yaptık. Creeping'i de uğratmadan. Daha sonra ne yapacağız? Shadow ben burada mesela bunların yok olmasını istiyorum. Daha böyle bir ıı, mistik hava yaratmak istiyorum. Dolayısıyla shadow'u ben azaltıyorum ama azaltırken de dikkat edin genel azaltmaya sokmayın. Ama black'i iyice dibe vurursam arzu ettiğim o e, mistik havayı yakalamaya başlıyorum fotoğrafımda. Hala histogramımız ama burada gördüğünüz gibi clipping'e uğramış vaziyetteyiz. E, ben de onu istiyorum zaten bir problem yok. Eğer ki sizin isteğiniz de dahilindeyse clipping çok önemli değil. Bunu zaten yok etmek istiyorsunuz. Daha sonra buradaki ayarları bitirdikten sonra ben birazcık yayarak kontrastını artırmak istiyorum. Dikkatli artırıyoruz bunu. Fotoğrafı da bakarak yapıyoruz. Abartmayalım hiç, hiçbir, hiçbir konuyu. Daha sonra da birazcık clarity ile da onu birazcık daha yayvanlaştırmak istiyorum. Ve fotoğrafımız nereden nereye geldi gördüğünüz gibi. Son olarak da fotoğrafın siyah beyazsa ne olacak? E tabii ki burada renk bilgisine sahip olmayacaksınız. Burada gri renk dağılımıyla uğraşıyorsunuz. Bu resmi de başa dönelim. Bu resimde gördüğünüz gibi sağa doğru birazcık parlak alan fazlalığı var ve renk dağılımının orta tonlara yüklendiğini görüyoruz. Ben burada öncelikle tekrar highlightı bir parça azaltarak önce kaybettiğim bir takım parlaklıktan dolayı detayları geri kazanmaya çalışacağım. Daha sonra shadow bakacağım ne yapabiliyorum? Birazcık daha koyu tarafa doğru yönlendirmeyi seviyorum ben bu resmi çünkü siyah beyazda o daha doğal e, anı yakalamaya çalışıyorsunuz. Burada dengeyi birazcık şeyle beraber getireceğim, pozlamayla beraber artırarak getireceğim ama tabii ki highlight yükseltmeden. Siyah ve beyaz olduğu için siyah ve beyazla burada denemeler yapabilirsiniz, artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz ki ben burada bir parça azaltmayı tercih edeceğim. Siyaha bakacağım bir parça azaltacağım. Ondan ondan sonra birazcık clarityyi artırmaya bakacağım. En sonunda ne demiştik? Kontrastla beraber bunların hepsini yayacağız ama burada clippingimiz var. Ama o çok önemli bir clipping değil. Zaten ben bunu arzu ediyordum. Ha, çok istemiyorsanız black'i geri çekersiniz. Ee, şeyi de geri, exposure de yok. Exposure bir parçacık daha bu tarafa doğru aktarırsınız. Daha da öte shadow'u iyice azaltırsınız ve clipping'iniz yok olur ortadan. Daha doğal. Ama ben istemiyorum. Ben clip, clipping şu anda benim için çok umurumda değil. Zaten çok kaybettiğim bir şey yok. Ve fotoğrafı bu hale getirdik. Sevgili dostlar, fotoğrafımız buydu bu hale getirdik. Ne yapıyoruz biz fotoğraflarda? Parlatıyoruz. Abartmıyoruz. O da ayrı bir o da ayrı bir e, içeriğin konusu olacaktır. Fotoğrafı parlatmak, abartmamak. Sevgili dostlar, umarım bu içerik e, ilginizi çekmiştir, hoşunuza gitmiştir. Histogram kavramını algılatmıştır size. Tabii bunu çok daha fazla örneklerle e, süsleyebiliriz ama ben bu işi çok uzatmak istemedim. Ben size genel kavramını vermek istedim. Çok siyah ve çok beyaz kareler yakalayabilirsiniz. Mesela çok geniş bir gölge yaratı bir portre çekersiniz. Ve bunu siyah beyaza çevirirsiniz. O zaman tabii ki burada clippingler olacak. Ve o clippingleri istiyoruz. Çünkü o siyahın siyah kalmasını istiyoruz. Bütün da o diğer taraftakini ayarlamak olacaktır. Yani basit bir kavramda ne sadece histogramda ba histograma bağlı kalın. Tabii ki gözümüze de güvenin. Ama histogramı da anlamanız açısından... Tahmin ediyorum ki bugünkü içerik size faydalı olacaktır. Eğer öyle düşünüyorsanız beğenme butonu zamanı gelmiştir. Sevgili dostlar hala abone değil iseniz e, abone olmanız elbette bana ve bu kanala çok destek olacaktır. Ve bu içeriklerin daha geniş kitlelere daha süratli bir biçimde yayılmasını sağlayacaktır. Şimdilik söylenecek bir şey kalmadı. Sevgiyle kalın, huzurla kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.